Yeni Müslüman tipolojileri. Yüz yaşını doldurmak üzere olan Cumhuriyet kurulduğu andaki kodlarına adeta geri dönüyor. Dünya dinler tarihi incelendiğinde görülecektir ki dinin yorumu ve yaşam tarzı içerisinde değişik fırkalar ortaya çıkmıştır. Tarihi süreç içerisinde bir süre sonra kemikleşen bu yapılar yüzyıllar boyunca insanları etkilemiştir. Son yüzyılda ise ülkemizde yepyeni Müslüman tipolojileri ortaya çıkmış ve çıkmaya devam etmektedir. İşin özüne bakıldığında Müslüman tipolojileri değil Müslüman tipolojisi olması gerektiğini bir tabii biliyorum. Lakin meseleye farklı bir perspektiften yaklaşarak bir kırılmanın yaşandığı ve her lasa canımızı acıttığı için tipolojiler şeklinde betimlemeye çalışıyorum. Diyebiliriz ki emperyalistlerin kurmak istediği hakimiyet, içimizdekilerin kimliklerini değiştirerek ve görevler vererek 180 yıldır coğrafyanın en etkili topraklarını ele geçirmeye çalıştılar çalışıyorlar. Müslüman, az Müslüman, kültürel Müslüman, ılımlı Müslüman, cemaatçi Müslüman, partici Müslüman modelleri oluşturarak Müslümanlar arasında duvarlar ördüler. Naçizane ben de tipolojik açıdan meseleye yaklaşarak hangi duvarlarla çevrildiğimizi belgesel tadında tespit etmeye çalışıyorum. Ve bu tespiti yaparken yanlış anlaşılmalara mahal vermemesi adına özellikle tırnak içerisinde yazıyorum. Son yüzyılda ortaya çıkan bu tipolojilerin ilkine Cumhuriyet Müslümanlığı diyebiliriz. Cumhuriyetin kurulduğu yıllar ve günümüzde Müslümanlıkları bir söylemden ileri gitmeyen bu kesim, yeri geldiğinde adeta bir savunma argümanı olarak "Benim dedem de ninem de Kur'an okurdu, namaz kılardı." klişesini sıklıkla kullanmaktadır. Bu Müslüman tipolojileri son yıllarda daha önce çok fazla yapmadıkları bir şey yaparak seçim zamanlarında Müslümandan daha Müslümancı kesilerek normal zamanlarda alay ettikleri, hafife aldıkları değerleri oy devşirme adına kullanır oldular. Türk Müslümanlığı tipolojisinde ise ön plana milliyetçilik ve ırkçılık söylemleri çıkmakta. Türklüğü Müslümanlığın önüne koyan bu tipoloji, Tanrı tektir, ordusu Türktür gibi rigid söylemlere dahi başvurmaktadır. Türk İslam ülküsü düsturunca kendi biçimlerine göre İslam'ı anlatmaya çalışıyorlar. Ya da Anadolu örf ve adetlerini İslam'ın rükünlerinin önüne yerleştirerek yaşamaya çalışıyorlar. Cemaat Müslümanlığı tipolojisinde ise ana damar, şeyhe, hocaya mutlak itaat olarak ön plana çıkmaktadır. Akıllarını cemaat, tarikat liderinin ve önde gelenlerinin cebine teslim eden bu tipoloji, yeri geldiğinde dini hem ticarete hem de siyasete alet etmekten geri kalmamaktadır. Allah'ı unutmuş, inancının rükûsunu şeyhine ya da hocasına gösteren, kendi menfaatleri adına yetimi öksüzü dahi ezmekten, devletine ihanet etmekten kaçınmayanlar. Son zamanlarda özellikle televizyon aracılığıyla sıklıkla gündeme gelen bir diğer Müslüman tipolojisi ise kendini Kur'an Müslümanlığı olarak adlandırmaktadır. Dinin bir başka kaynağı olan hadisleri inkar eden bu tipoloji olayı adeta bir yarışa çevirmekten çekinmiyor. Dolayısıyla savunmak istedikleri dine en büyük zararı verdiklerinin farkında bile değiller. Bir diğer Müslüman tipolojisi ise AK Parti Müslümanlığı. İktidarın getirmiş olduğu maddi imkanları kullanarak zenginleşen bu tipoloji maalesef İslami hassasiyetleri korumada hiç de başarılı olamadı. Savundukları değerlerden sürekli taviz vermek zorunda kalan bu tipolojinin en büyük sorunuysa aile kadını çalışma hayatının, siyasetin, STK'ların içine iten AK Parti Müslümanlığı, en büyük ve hassas değer olan ailenin köküne kibrit suyu döktüklerinin farkında bile değiller. İlk başta zikretmiş olduğum Cumhuriyet Müslümanlığı ile günümüz AK Parti Müslümanlığı'nın kız erkek tipolojisine baktığımızda ilginç bir şekilde dönemsel benzerlikler de görüyoruz. Mesela 1930'lu yıllarda henüz Cumhuriyet 7 yaşındayken ve bütünüyle sekülerleşme süreci tamamlanmamışken Kızların tesettür şekline, erkeklerin eğlence tarzlarına baktığımızda neredeyse birebir günümüz AK Parti Müslümanlığının kılık kıyafet ve tesettür benzerliğini müşahede edebiliyoruz. Yüz yaşını doldurmak üzere olan Cumhuriyet kurulduğu andaki kodlarına adeta geri dönüyor. Bir başka benzerlik Cumhuriyet'in henüz başında yeni kurulan devletin nimetlerinden faydalanarak sekülerleşme sürecine hızla adapte olmaya koşanlar... Cumhuriyet öncesi mensubu oldukları ve adeta dava şuuruyla savundukları ve bu uğurda gerekirse bedel ödedikleri Osmanlı Devleti için düşmanlıkları ile karşımıza çıkıyorlar. AK Parti siyasi, iktisadi, içtimai ve matbuat tezgahından geçmiş, bir dönem bedeller ödemiş 28 Şubat'ın İslamcıları ise günümüzde sekülerleşme yarışında maya yetmezliği yüzünden ufuk daralması yaşıyor ve selam.